Herkese merhaba, ben Tuğçe Ulvar. Bugün ilginç, her seferinde ilginç diyorum ama gerçekten ilginç bir videoyla karşınızdayım. Kuş çizeceğim. Daha önce de çizmiştim ama bu böyle sipariş olarak aldığım seri, böyle 6 tane kuş çizimim var, onlardan biri. Sizinle beraber yapmak istedim ki aşamalarını siz de görün diye. En başından en sonuna kadar böyle detay detay hem size anlatacağım hem bu resimle iş yapma, para kazanma kısımları falan böyle birazcık sohbetle karışıp aşama aşama ilerlediğim bir video olacak. İlk aşamadan başlıyorum, direkt resmi aktarma kısmına. Ben bu seride Archerson kağıdını kullanacağım. Kendisi benim böyle kıymetli mis diye çekmecemin en alt kısmında durup sadece siparişler için kullandığım, asla üstüne eğlence olsun diye bir şey çizmediğim değerli kağıdım. Bunu böyle eşit karelere bölüyorum ilk olarak. İsterseniz ayrı bu referanstan kağıda aktarma ile ilgili bir video da yapabiliriz. Yani tekniği tam olarak detaylı anlattım. Burada sadece hızlı bir şekilde göstereceğim size. Kağıdımı bu şekilde eşit karelere bölüyorum çok hafif çizgilerle. Ve referans fotoğrafımı da eşit karelere böldüm. O karelerin yerlerini bulup böyle oturtaraktan kağıdımın üstüne yavaşça aktarıyorum. Birebir bunu takip etmiyorum ama genel olarak proporsiyonu oturtmak için, abuk subuk ölçülerde çizim yapmamak için özellikle siparişlerde bu tekniği bol bol kullanıyorum. Hafif bir şekilde çizimimi aktardıktan sonra kağıdın üstüne ben bu kağıdı böyle bloktan ayırıyorum. Aslında sulu boya kağıtları blokla beraber gelir ki üstüne böyle sulu boya uyguladığınızda buruşup kalkmasın diye. Ama ben koca blok üstünde olmasın, tek olsun diye ayırmayı tercih ettim. Kendiniz başka bir yere de böyle bantlayabilirsiniz kağıdı, buruşup kalkmasın, yamulmasın siz üstüne su uyguladığınızda diye. İkinci aşama olarak ben karışımlarımı hazırlıyorum. Hangi renkleri kullanacağım, neler olacak diye böyle paletimde hazır bulunması açısından. Tekrardan hani çizim yaparken bölünüp renk hazırlamaya dönmeyeyim diye pratik oluyor bu şekilde ilerlemek. Artık çizimim hazır, renklerim hazır, boyamaya başlayabilirim. Şöyle bir minik şey var ki kamerayla çekerken bir şeyleri boyamak gerçekten can sıkıcı. Çünkü ben böyle kafamı çizimin içine soka soka çizim yapmaya alıştığım için uzaktan bakarak böyle boyamaya çalışırken bayağı bir bocalıyorum. Onun için böyle elim bir sağa dönüyor, bir sola dönüyor, böyle egzorsizm gibi garip hallere giriyor. Bilekleri falan kopuyor çizerken. O kısımları hoş görün lütfen. Ha bir de şeyden de bahsedeyim. Böyle birkaç fırçadan hangi uçu hangi şekilde kullanacaksam onları böyle kendim artık alıştığım fırçalarla minik bir böyle set de hazırlıyorum çizime başlamadan önce, bölünmeyi sevmediğim için. Ve yanınıza kesinlikle bir peçete, bir havlu, bir şey bulundurun. O fazla sulardan kurtulmak için ya da bir hata yaptığınızda hani sulu boyayla üstüne tampon yapmak için. Daha önce de söylemiştim hani ama ilk kez benim videolarımı izliyorsanız diye tekrardan aynı tipleri, tüyoları vererek ilerleyeyim. En açık renkten başlıyoruz genel olarak. Hoş benim daha açık renklerim vardı ama hani kuşun genelindeki en açık, en az baskın renk sarı olduğu için sarı olan bölgelerle başlıyorum. Ben burada Cadmium Yellow kullandım. Böyle en referans fotoğrafıma yakın olan bu olduğu için. Böyle sarı olan kısımlarını boyuyorum. Buna nelere dikkat ediyorum? Açık olan yani ışığın vurduğu yerlerde böyle daha fazla su kullanıyorum ki oralarda böyle açık etkisini yakalayayım. Bir de böyle bazen yoğunlaştırılmış boya uyguluyorum ki böyle ıslakken kağıdım o dağılma etkisini yakalayabileyim diyor. Yani bu ıslak üstüne ıslak etkisiyle böyle kuşun üstündeki böyle sulu boya etkisi de olsun, her şey çok realistik olmasın diye. Böyle durup durup bu arada fırça değiştirdim video boyunca çünkü neden olmasın? Çünkü şımarıklık böyle bir şey. Daha sonra bir ton daha, aslında koyu değil yani, bir başka ton açığıma geçtim. Bu da aslında siyah olacak yerlerin alt rengi. Siyahı direkt dalmadan önce griyle böyle. Çünkü o siyahı olsa da hiçbir yer, hiçbir yüzey ışık vuruyor söz. Ne simsiyah değildir. Işık vuran yerleri daha açık griydir. Yani açık siyah diyecektim. Daha griydir. Oraların taban rengi olacak. Bu grilere atıyorum. Yani aslında aşama aşama şöyle söyleyebilirim. Tüm genel renk skalamın en açık tonlarını atarak başlıyorum. İlk layer'da bunlar olacak. Daha sonra böyle her layer koyulaştırarak ilerleteceğim aslında bunu. Kuşcağızımın arka gövdesindeki bu kahverengi olan yerler içinde böyle kahverenginin birkaç tonu kullanarak böyle renk atıyorum. Bu arada bu da güzel bir tip olabilir size. Kesinlikle hani bir yer kahverengi ise tek kahverengi kullanmayın. Onun için birkaç rengin karışımı vardır. Yani doğal objelerde özellikle tek renk değil, tek ton değildir kesinlikle. Onun için burada böyle değişik sanırım 4 farklı kahverengi kullandım. Setinizde bu kadar çok kahverengi olmasına, ne kadar çok kahverengi dedim seri bir şekilde. Bu kadar çok kahverengi olmasına gerek yok aslında. İçine birazcık sarı katıp, yeşil katıp, birazcık siyah katıp, birazcık beyaz katıp böyle onu kıraraktan çeşitlendirebilirsiniz. Burada böyle birazcık coşmuşum görmeye yandan parlamayla neredeyse hiçbir şey görmüyordum. Her yeri koyu yapmıştım. Onun için böyle peçeteyle birazcık tamponlayıp o yerleri tekrar açıyorum. Sonra gidip tekrardan üstünü boyadım. Ne yaptım benim de belli değil ama bu şekilde ilerliyorum. Bu sırttaki sulu boya etkisi çok hoşuma gitti. Onu fazla kullanmadım sarı kısımlarda. Şu an kendime kızıyorum onun için.
Birazcık size şeyden de bahsedeyim. Bu işi nasıl yapıyorum, neden yapıyorum diye. Sipariş çizimi çok fazla almıyorum. Sipariş çizim yapmaktan tiksiniyorum açıkçası. Ne zaman birisine bir şey yapıyor olsam o kadar strese giriyorum ki hiçbir zaman istediğim gibi olmuyor. Kendi olmasa da olur kafasından çıktığın andaki stresini, mükemmeliyetçi olmaya girdiğindeki mükemmel olmayan şeyler vardır ya. Hani sakınan şeye göz batar diye söyleyemedim. Sakınan göze taş batar mıydı? Bir şeye batıyor. Allah'ın bütün sözlerini unuttum. Neden böyle? Atasözü de diyemedim. Seri fail. Sakınan göze çöp batardı galiba. Şimdi açıp Google'a bakacağım, o kadar sinirlendim. Neyse. Ne kadar üstüne düşerseniz, ne kadar böyle güzel olmasını isterseniz o kadar kötü olur ya. Benim de genelde süper çizimlerde öyle olur. Ve bu çizimin her noktasında, her alanında, her bir fırça darbesinde. Allah'ım ben ne yapıyorum? Ben daha önce çok kuş çizdim ama niye bu kadar rahatsızdım? Ne yapacağım? Bilemez haldeyim. Uzun zamandır çizim yapmadığım için mi böyle falan diye böyle sorgulayarak ilerledim açıkçası kendimi. Onun için fazla sipariş almayı sevmiyorum ama ne zaman ki başka işim yoksa, başka proje yoksa gelecek olan, aralara alıyorum ki böyle boş kalmayayım diye. Neyse, şimdi ilk en açık tonlarımı attıktan sonra o rengi bir ton daha koyu suyla üstüne detaylar eklemeye başlıyorum. Burada böyle bayağı incecik bir fırça kullandım. Fırçaları da bir listeleyebilirim isterseniz. Fırçaların videosunda hemen hemen hepsini gösterdim ama araya hala böyle alıp birkaç tane eklediğim fırça var. Böyle yeni bir update, en sevdiğim fırçalar videosu da yapabiliriz böyle bir şey ilginizi çekerse eğer. Aslında buradaki işleyiş çok kolay. Daha koyu bir tonla tüylerin gidiş yönüne doğru böyle çizgisi olarak böyle minik minik işlediğinizde, özellikle referansla çalışıyorsanız şöyle bir şey yapın. Parça parça ele alın çizimi. Yani geneline bakıp bu ne demek yerine böyle bayağı bir zoom yapıp o çalıştığınız alan ne kadar bir alansa böyle 1 cm karelik bir alana odaklanıp orada gerçekten ne oluyormuş o resmi inceleyip aynı şey ne kadar saçma görse bile uygulayın. Sonuç olarak çünkü genel bütüne baktığınızda işliyor. İşe yarıyor. Çok fazla sorgulamamak lazım. Sadece gözlemleyip aktarın yani. Projeksiyon makinesi gibi davranabilirsiniz kendinize o noktada. Şimdi böyle o kadar tatminsizim ki bu sarı kısımlar, böyle o kadar hoşuma gitmedi ki birazcık siyah atmak istedim. Çünkü ne zaman bir resmi siyah atarsanız o resim güzelleşir. Bu benim koyduğum bir kural kendimce. Bunu kenara yazın. Tuğçe demiş dersiniz. Siyah girdiği anda olduğu için her şey güzelleşiyor. Birazcık morayım yerine gelsin diye siyah olan kısımlara dadandım. Benim çalışmamda şöyle bir sorun var ki ben aynı fırçayı farklı renklerde kullanıyorum. Aslında çok 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 hatalı bir şey. Sonra gidip o fırçanın üstüne başka renk varken onu tekrardan öbür renkle karıştırıp renkleri falan bulandırıyorum böyle. Yıllarca öğrenilmemiş dersler ama ne yaparsın. Burada aynı şekilde sarının fırçasını kullanıyorum ama yapacak bir şey yok. Siyahı yaparken fark ettiyseniz böyle bazı yerlerini daha açık bıraktım. Yani da suyu daha çok kullandım ki böyle bir üç boyut olsun diye. Bu arada ben çekerken bayağı böyle gün bitti, ışık değişti, sonraki gün devam ettim falan böyle ışıktaki minik değişiklikler için onun için şimdiden özür diliyorum sizden. Kameram da biliyorsunuzdur belki artık yani 6 yıllık bir ergen olduğu için arada bir çekmiş çekmemiş, bozulmuş, zoom'dan kaymış falan. Artık böyle uğraşmıyorum, sorgulamıyorum da böyle olmuş, böyle olması gerekiyormuş, kameram böyle karar vermiş gibi saygı duyuyorum bunun seçimlerine. O kısımlarda sizin affınıza sığınaraktan devam ediyorum. Ha, şeyden bahsetmişim diye. Bu seride 6 tane kuş olacak. Birisi tukan da zaten. Tukan'ı çok sevdiğim için canım. Onu çoktan yaptım bile. Yaparken de böyle aslında hep çekmek istiyorum. Hatta böyle reels'ler yapayım güzel olur, Instagram'a çakarım falan filan diye düşünüp sonra da ya sonra çekerim falan diye üşenip böyle hiçbir şey çekmiyorum. Yani YouTube'a video yapan bir insan olarak nasıl bu kadar çekim konusunda üşengecim, ben de şaşırıyorum yani. Şeyim böyle ya tamam YouTube yapıyorum yeter işte oradan sonra belki keser reel yaparım falan deyip hiçbir zaman yapmıyorum. Keşke yapsam birazcık daha böyle kısa versiyonlarını atsam etkileşim açısından da 30 saatlik Tuğçe'nin bıdı bıdı ettiği videoları istemeyen insanların izlemesi açısından da çok hoş olurdu. Bu da kendime buradan bir dipnot olsun. Neyse ne diyordum? 6 kuşum vardı. Biri bitti. Biri bu. Sonraki 4. Buna da şey diye başladım böyle. İşlerinin en kolayı buydu. Hani uzun süredir çizim yapmadım böyle. Zorlanmayayım fazla diye bu kuşla başladım ama gerçekten kim bilebilirdi ki beni bu kadar zorlayacağını. Çok acıklı 2 gün süren bir eziyetti benim için bu kuşu çizmek açıkçası. Neyse baktım hala hoşuma gitmiyor genel gidişim. Gözü yapmaya karar verdim. Çünkü ben normalde gözü en sona bırakırım. Böyle ben kadın çizimlerimde de genelde sona bırakırım. Belki dikkat etmişsinizdir. Çünkü o gözdeki ışıltıları eklediğinizde olay çok değişir. O böyle bildiğin şeydir hani. Pasta yapar en son böyle. Yani tiramisu yaparsanız en son kakaosunu dökersiniz üstüne bütün böyle görünüşü değişir ya. Da ne bileyim krem şantının üstüne oturtulmuş bir çilek gibi düşünün. O son dokunuş son nokta bayağı böyle olay game changer bir şeydir. Ona en sona bırakırım böyle moralim iyice yerine gelsin bir gaza gelip bitireyim çizimi diye. Ama şu an gidişten sıkıldığım için gözü koymaya karar verdim.
Ama gözü yaptıktan sonra hala da hoşuma gitmedi. Neyse dedim, daha dur Tuğçe, olayın başındasın. Biliyorsun, daha önce söylemiştim, bu konudan bahsetmiştim, bilenleriniz vardır en azından. Çizim yaparken genelde çizimin sonuna gelene kadar tiksiniyorum çizimden. Genelde o son anlarda böyle en son koyulukları, beyazlıkları eklediğimde ha tamam olmuş ya, o kadar da kötü değilmiş falan diyorum. Hatta bazen video çekiyorum, video editlerken böyle aa o kadar kötü görünmüyor ya bu falan diyorum. Yani genelde %80 çizimlerde öyle oluyor. Çok baktığım için göz iseli diye bir şey vardı. Yani bir şey çok baktığınızda fark etmezsiniz bile güzel olup olmadığını, hatalarınızı, hiçbir şeyini. Hem ondan kaynaklanıyor, hem çizerken sıkılıyorum, hem de hani böyle dışarıdan bakmadığın için, çok yakın olduğun için böyle bu çizimleri sürekli 40 derece açıdan saçma şekilde bakarak böyle kameraya kafam girmesin diye uzaktan uzaktan çizdiğim için zaten bir eziyet oluyor o kısım bana. Çok fazla onun için böyle iyi yanlarına odaklanamıyorum herhalde çizimlerin. Şu an gerçekten dert yandım. Ne dert değilmişim. Anlat be bacım be. Ne derdin varmış senin? Dur bir saniye ya. Bitim çizimi anlatacağım deyip çizimi anlatmamam. Neyse aslında birazcık böyle detaylara gireyim. Şu genel şeylerden, minik detaylardan kurtulayım da birazcık otursun yerine diye. Gövdedeki detaylara girdim. Bu kısım beni öldürdü. Yani gerçekten sanırım en zor kısmı şuydu. Bu öndeki tüm tüylerin ucu siyahla bitiyor. Tüyler yana karışmış. Hem 3 boyut vermen gerekiyor, hem tüy etkisini vermen gerekiyor, hem tek tüyün üstünde 2 renk var, onu vermen gerekiyor falan derken bu kısmı böyle bayağı bir referans resme böyle uzun uzun mal mal baktıktan sonra hiçbir şey gözlemleyemediğimi fark ettim. Çünkü yanlış yapmışım. Yani analiz edememişim. Oluyor yani. Bazı şeye bakıyorsun, hemen analiz edebiliyorsun artık. Alışmışım bile yani onu yıllardır. Bazı şeylere de bakıyorum ama analiz edemiyorum, bu kadar yani. Yapacak bir şey yok. Öğreniyorum ya ben de hala. Neyse, o tüylerle falan uğraşırken böyle bir sıkıldım. Aynı tüylerden 800 bin tane yapmak için. Sonra devam ederim diye birazcık siyah kısmına geçtim. İşte bu noktada benim zaten kameramın ergenliğinden o kısmı fazla çekmemiş ama siyah böyle kanın altındaki siyah tüylere geçiyorum ki ne zaman bir yer beni darlasa, fark ettiysen siyaha abanıyorum ki birazcık moralim yerine gelsin diye. Canım siyah ya. Bu resmi yaparken burada siyahımı bitirdim. Böyle minik bir bahsetmek istedim sizden işte. Allah başka dert vermesin ne diyeyim Tuğçe'cim. Dur şeyden bahsedecektim, sipariş olayından. Dediğim gibi işte araya bazen çizim alıyorum böyle. Ama sipariş olayı zor yani, bir de müşteri seni yönlendiriyorsa, yani bunda benim zaten beni tanıdığı, işlerimi bilen birisi olduğu için direkt ben ne yapıyorsam aynısının sadece bana kuşları gönderdi. Hani ben bu kuşları istiyorum diye. Burada Malezya'da yaşadığımız bölgeye özel bu kuşlar, sadece burada olanlar. Ben bunlardan bir seri istiyorum dedi. Yeni ev yaptırıyor arkadaşım burada, oraya asmak için. Onun için yapıyorum. Onun için aslında rahatım yani. Bana bir revize vermeyeceği için, karışmayacağı için, bıdı bıdı etmeyeceği için. Bu ben senin tarzını seviyorum, bu şekilde devam et dedi. Böyle iş olunca tabii ki de alıyorum. Ama ne zaman birisi bana böyle revize vereceğim, şöyle istiyorum, böyle istiyorum, aşırı bir mood board'la falan gelirse, bazı müşteriler çünkü böyle visual olarak güzel aslında, mood board'la geliyorlar sana ama beklenti olarak o kadar yüksek ve o kadar kafalarına net bir şey oluyor ki senin tarzına uymuyorsa o bir tık bile, o müşteri seni kanırtır yani. Canını alır böyle, lanet edersin başladığın için. Onun için olabildiğince çok böyle hani darda kalmadıkça, artık yapacağım başka hiçbir iş olmadıkça sipariş hiç almamaya çalışıyorum. Ama aranızda hani resmi nasıl işe dökerim, nasıl para kazanırım diye düşünenleriniz varsa, bu konuda söyleyeceğim çok şey var mı şu an çok emin olamadım. Bir şeyler var aslında, ayrı bir video da yapabiliriz bununla ilgili ama genel olarak online portfolyonuzu genişletebilirsiniz. Yaptığınız ne varsa bunu online bir şekilde koyun ki insanlar sizi bulsun. Çünkü durduğunuz yerde kimse sizi bulmayacak, size ulaşmayacak. Diğer artistlerle sürekli bir etkileşim halinde olabilirsiniz. Beğenin, paylaşın, işlerini iletişime geçin, beraber bir şeyler yapmaya çalışın. İşte Upwork'tür, sanırım Fiverr var, başka ne var? Birkaç site daha vardı şu anda aklımda olmayan da. Yani internetten rahatça bulabilirsiniz. Böyle freelance olarak iş yapabileceğiniz yerlerde profil açabilirsiniz. Behance'de, yani hala sanırım Behance'den bayağı bir iş alan var çünkü. Profil açıp oraya işlerinizi yükleyebilirsiniz. Yani görünür olmanız aslında yapacağınız ilk şey. Hani benim de şu an bu işler bana "Aa, bu kız ne kadar yetenekli, aman Allah'ım" diye değil. Beni gördükleri için ve gördükleri şeyi beğendikleri için geliyor yani. Sizin reklamınızı siz yapmazsanız sizden başka kimse yapmayacak. Bunu düşün yani, bir ajansınız yoksa, o kadar harika değilse hayatınız. Kendi ajansınız kendiniz olup kendi kendinizi pazarlıyor olmanız gerekiyor. Kulağa çok garip, kendim farkındayım ama bu işler böyle. Kendi kendinizi pezevengi olun gibi bir şey oldu ama gerçekten de öyle. Yaptığınız işi sergiliyor, satıyor olmanız gerekiyor. Ve aynı şekilde övüyor olmanız da gerekiyor. Çünkü kimse gelip sizin işinizi övmeyecek. Neyse, bu arada gideyim şu arkadaki iğrenç tüylerle uğraşayım falan derken onlarla öyle bir uğraştım ki çok hoşuma gitti. Hep böyle oluyor ama ya. Ne zaman nereyi böyle sevmesem, aman bundan bir şey olmaz falan deyip böyle pek sallamasam o kısım hep daha güzel oluyor.
İşte böyle minik dersler, minik çıkarımlar, hayat dersleri ya. Oğlum çizim içine neler gizli, seni çılgın, çok derin, çok derin. Çok acayip triplere giriyorum kendi kendime şu anda burada. Neyse ya, ışık değişti. Yeni bir günde yeni bir eziyetle karşınızdayım şu anda aslında. Kaldığım yerden devam ediyorum. Şu gövdedeki gıcık tüyleri yapmaya karar verdim. Böyle yuvarlak, oval kesimli bir tane fırçam vardı. Buraya çok 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 uygun olduğu için onu kullandım. Aslında etki olarak çok iyi oldu ama ben abanıp böyle her yere eşit ölçüde siyah uyguladığım için, bir önümü alamadığım için sonuç beni aşırı tatmin etmedi açıkçası. Neyse, hiçbir şekilde ilk aşamada zaten hiçbir şey beni tatmin etmiyor. O zaman ona detaylar uygulayıp böyle en son ışık gölgesini alsam o zaman düzgünleştiği için çok üstüne durmuyorum. Yani anlayacağınız üzere bütün çizim aşaması bir şey yapıp bu olmadı ya deyip sonra bir saniye bir daha olabilir hala bir ihtimal daha var duygusuyla ilerleyip olabiliyormuş aslında diye, yani mutlu sonsa eğer olabiliyormuş aslında cümlesiyle sonuçlanıyor. Yani en azından çoğu senaryoda böyle oluyor. Bugün öyle olacak mı tam emin değiliz, biraz hepimiz göreceğiz aslında. Ben biliyorum da kendimce böyle heyecan yaratmak istedim yani sizin için. Neyse, burada birkaç kez fırça değiştirdim daha böyle en o tüy etkisini nasıl yakalayabilirim, böyle birbirine karışmış üç boyutlu ama kendi içinde bir intizamda olan, kendi içinde bir harmonisi olan, hem kuşun gövdesini hem altındaki böyle kemik yapısını, kas yapısını güzelce yansıtacak örgü örmeye çalıştım burada ama gerçekten bu ön kısmı beni, o gövde kısmı beni gerçekten çok zorladı ve sinirlendirdi. Sinirlendiğimi nereden anlıyorsunuzdur? Tekrardan siyaha dönüp siyaha abanmamdan. Dönüp dönüp gerçekten kürtçü dükkanı gibi siyaha abanıyorum. İyi hissettiriyor ama iyi geliyor gerçekten. O sarı kısımdan kopup artık böyle beyazla siyahın kontrastı ne kadar da güzel duruyor bu tüyler burada ya falan diye böyle kendimce mutlu olduğum anlar bunlar benim. Ya bu arada hızlı şeyden de bahsedeyim. Çünkü aranızdan böyle soranlar oluyordu. Nasıl fiyatlandıracağım diye. Fiyatlandırma konusu biraz karmaşık çünkü artist kaşesi diye bir şey var. Hani ne kadar süredir bu işi yapıyorsun, kimlerle çalıştın, ne kadar iyisin diye. Her sanatçının fiyatı aynı olmuyor. Bu da yani dediğim değişkenlere, birçok farklı nereden geldiğine, nereyle çalıştığına göre de değişiyor. Onun için yapabileceğiniz en iyi şey kendi çevrenizde, yani aynı ülkede mesela benzer işleri yapan diğer sanatçıların fiyatlandırmasına bakabilirsiniz. Maalesef piyasada çok ucuza yapan, yani emeğinin karşılığını tam olarak almadan da bu işi yapan, hani karın tokla dediğimiz şekilde çalışan insanlar da var. Onun için bu çok gerçekçi bir yaklaşım olmuyor ama yeni başlıyorsanız iş alabilmek adına hani herkes, hepsi sizin bebekleriniz. Tabii ki de işiniz çok değerli, zamanınız çok değerli. Yani bu hayattaki en değerli şeyinizi veriyorsunuz neticede bir iş yaparken. Ama başlamak açısından fiyatı daha böyle piyasa standartlarında tutmaya çalışabilirsiniz. Bir süre sonra da mesela benim şu an yaptığım şey, benim saatlik bir animasyon yaparken de aynı şekilde az çok hani günlük ve saatlik olarak baz alaraktan bir fiyatım var. Mesela ne kadar vakit aldığına göre, mesela bu çizim 2 gün mü alacak? Benim 2 günde ne kadar saat çalışacağım? 8'er saat mi çalışacağım? Saatlik ücretim şu kadar mı diye onunla çarpıp ve malzeme fiyatına falan birazcık da dahil edip onun üstüne hani %20 gibi bir fiyat ekleyip onu veriyorum mesela böyle siparişlerde falan. Daha böyle karmaşık bir müşteriyse, hani bu mesela benim tanıdığım birisine yaptığım bir iş. Daha böyle büyük bir proje çalışıyorsam yüzdeler tabii ki de değişiyor. Zaten büyük firmalar geldiğinde onlar fiyatı kendileri veriyorlar falan. Ya değişkenler çok fazla ama hani başta sipariş işi yapacaksanız gerçekten bir önce piyasa araştırması, daha sonra bir çalışıp ne kadar vaktinizi alıyor, kaşenizi ne kadardan başlatabilirsiniz bunu düşünmek lazım. Bir de tabii insan işi ilk başladığında yavaş oluyor, yani öyle bir gerçek de var onun için. Ya bu iş benim bir haftama al dersiniz ama belki başka bir sanatçının benzer bir kalitede 2 günde bitireceği bir iştir. Onun için hani zaman ayarlaması da çok rahat olmuyor. Bu gerçekten birazcık daha artık birkaç sene sonra hani, ya da ne kadar hızlı iş yaptığınıza bağlı, birkaç ay sonra, birkaç müşteri sonra daha rahat karar vermeye başlarsınız. Ya bu noktada artık siyah atmam da beni kurtarmadı. Bu gövde o kadar hoşuma gitmedi ki tekrar yapmaya karar verdim. Evet, çok kötü bir karardı. Ama oluyor böyle şeyler. Bunun için de böyle orayı direkt ıslatıp peçeteyle böyle üstünden çıkan kağıttan çıkarabildiğim tüm boyayı böyle emdirip peçeteye beyaz sulu boya attım tekrardan altına. Sulu boyanın güzelliği bu. Özellikle kağıdınız kalınsa canım açırsın ya. 300 gram sanırım bu. Ama yani baba gibi bazı 300 gramlar böyle 300 gram değil ya. 300 gram var 300 gram var. Açırsa övdükçe övdüm. Buruşmadı, ufalanmadı, suyu bastığım halde bana mısın demedi. Tüm gövdeyi böyle erittikten sonra tekrardan sarı bazını atıyorum. Aşama aşama artık öğrendim ben dersimi. Bu kez olacak falan diye bir umutla orayı kuruturken gidip böyle sırttaki tüylere birazcık daha detay eklemeye karar verdim. Çünkü sırttaki
karikatürle o kadar hoşuma gitti ki hoşuma gittikçe birazcık oynayıp bozmaya karar verdim. Çünkü ben hep böyleyimdir. Neresi hoşuma gitse birazcık daha oynayayım. Ay burası çok güzelmiş, çok değil falan diye böyle bozarım orayı. Neyse pek bozmadım şu an. Böyle birazcık turuncular ekledim arasına. Yani turuncu kiremit rengi ekledim arasına ki şöyle bir kendine gelsin. Böyle bir canlılık olsun. Çok soluk kalmış gibi gelmişti. Ve iyi de oldu yani. Valla ben de şaşırdım bozmamama. Neyse gövdeyi darlamaktan vazgeçtim. Gövde çünkü oynadıkça üstüne olmadı. Gözüme battı ya böyle. Beğenmedim ya yani bir noktada. O olmayacaktı yani, belliydi zaten. Orayı bıraktım. Birazcık dedim ki aşağıları hani yapayım. Bacağının etrafını falan, altındaki işte tahtayı falan yapayım. Belki birazcık toparlanır diye alt kısma geçtim. Mavi olduğu için en sona bıraktığım kuyruk kısmını ve ayaklarını yapıyorum. Aslında taktiklerim var. Hepsini paylaşacağım sizinle. Teknik olarak her zaman aynı. O bölgede gördüğünüz en açık renkle başlayıp üstüne koyulaştırarak ilerliyorsunuz. Orada böyle minik detaylar, özellikle çizgisel detaylar varsa mutlaka sulu boyanın kurumasını bekleyin. Yoksa koyu rengi üstüne eklediğiniz anda ne olur? Kendinden geçer, erir gider, çok güzel bir etkisi olur ama detaylarınız kaybolur. Bu arada arkadaki tüylere böyle o kadar yükselmiştim ki oraya detaylara doyamadım oraya gerçekten. Ama kendince çok güzel oldu ya. Nasıl bilmiyorum, çok hoşuma gitti. Kendimce bir bağ kurdum ben o kısımla. Güzel olmadı ama o kuyruğun çıkış bölgesindeki o tüyler özellikle. Kuyruk da fena olmadı. Okey, kuyruk okey ama böyle tam o kuyruğun üst kısmındaki şu an böyle yaptığım yer gerçekten çok hoş oldu. Bu arada böyle değişik video fikirleriniz varsa bana iletebilirsiniz. Bir ara birçok insan fırçaları nasıl temizliyorsun diye bir şey soruyordu. Fazla bu konuda iyi olmadığım için aslında yanıtlamadım ama birkaç tane ürün ve çok basit teknikler var. İsterseniz onunla ilgili bir şey yapabiliriz, ilginizi çekerse be. Ya da böyle ne var hani, ya Tuğçe şuna gidip dişler çizim ve sohbet dışında, onlar zaten listemde. Başka bir şey varsa bana iletebilirsiniz. Neyse şimdi gidip de altına böyle bir tane tahta odun parçası, dal gibi bir şey yapacağım buraya. Bu kısım yapmayı en çok sevdiğim kısımlardan biri aslında. Ne zaman böyle bir doğa, tahta, odun, ağaç olsa hoşuma gidiyor. Yaprak falan çiziminde çok kötüyüm hala. Böyle birkaç deneme falan oldu. İddiara ederin ötesine geçemiyorum. Ama yapmasından çok hoşlanıyorum. Özellikle tahta kısmında. Muhtemelen okuldayken o kadar çok tahta çalışması yapmıştık ki oradan böyle kalmış bir bilinçaltı öğretisi artı bir sempatiklik bir şey var ya. Yapım da kolay ağaç tekstürlüm. Böyle çizim falan öğreniyorsanız değişik tekstürdeki objeleri çizerek başlayın. Bu size bayağı bir şey öğretir çünkü. Hangisi ışığı nasıl yansıtıyor, hangisi nasıl taranmalı, nasıl aktarılmalı açısından. Ahşap kısmında da gördüğünüz gibi aslında önce en açık rengi attıktan sonra böyle direkt ıslakken buna koyu ile girdim. Çünkü ahşabın üstündeki böyle o ahşaba tekstürünü verecek, o dokusunu verecek şey tam böyle sulu boyayla yakalayabileceğiniz güzel bir doku. Böyle o koyuları böyle bandırıyorum dağıtıyorum ki güzel böyle organik bir dokusu olsun diye. Daha sonra üstüne bir koyu daha, bir ton koyu daha. Bazı yerlerin kurumasını da bekledim hatta böyle daha çizgisel etki yakalayayım oralarda diye. Böyle fırça değiştirerekten, rengi koyultaraktan, ilerleyerekten böyle tahta etkisini yavaş yavaş ekledim. Mutlaka arada beyazlıklar, açık yerler bırakın, o ışığın vurduğu hani tek tonlaştırmayın. O üç boyutunu kaybetmemeye çalışın yani. Ben burada onu yapmaya çalıştım. Oldu gibi de yani. Hatta bayağı en olaysız ilerlediğim kısmı buydu yani tahtanın. Hemen olaysız ilerlediği için oraya bir atraksiyon katmak, bir trajedi yaratmak adı altına yeşillere geçiyorum. Çünkü ne demiştim az önce? Yaprak da çok kötüyüm ya. Hiç bitki falan çizemiyorum dedikten sonra bitki eklemeye karar verdim. Çünkü neden? Neden olmasın? Challenge bizim işimiz deyip sürekli bir kendini sabote etme halinde. Hali neyindeydi bir saniye? Genelde cümlenin sonuna gelme başını unuttuğum için cümlenin devriliği olabilir. Kusura bakmayınız diyorum. Ne demiştim? Yeşil kısımlara geçiyorum. En başta ışığı üstündeki sarı olduğu için burada bir yerde bir tonu kullanıyorsanız yani bir çizim yaparken o tonu, o rengi çizimin farklı bölgelerinde kullanmaya çalışın ki bütünlük etkisi yakalayabilsin diye. Burada da kuştaki sarıya benzer bir sarı birazcık daha limon sarısıyla karıştırıp alt rengini attım yeşillerin. Onun üstüne böyle bir fıstık yeşile biraz daha koyu yeşil derken olabildiğince bunu ıslak üstüne ıslak tekniğiyle uyguladım ki o organik dokusu, o birbirine dağılma, o sulu boyanın güzel etkisini tam böyle yaprakların üstüne kullanabileyim diye. Birazcık da yırtmak adı altında çünkü biliyorsunuz ki bitkide iyi olmadığım için en azından güzel sulu boya etkisiyle belki oraları kurtarırım falan diye düşünüp böyle bir çakallıklar, sinsilikler böyle şeyler yapmaya karar verdim. Neyse sonuç olarak çok da kötü olmadı. Özellikle sonradan böyle gidip birazcık daha koyu detaylar falan ekleyince toparladı. Zaten çok detaylı olmasını da istemiyordum. Hani olay zoom böyle tam fokus kuşta olmasın, kuşun üstüne olmasını istediğim için.
artık bir noktada yani kışta oynayacak fazla bir şeyim kalmadığım için en siyahı artık böyle hiçbir şeyle karıştırılmamış siyahı alıp en koyularını ekliyorum. Çünkü artık kontrast tam 3 boyutu öne çıkaracak. Her şeyi yansıtacak dokunuş. Bu dokunuştur. Normalde ben jel diyorum. Ne deniyordu ya? Jel pen işte. Beyaz pilot kalem diyeyim şu anda sanırım öyle mi geçiyor tam emin olamadım ama beyaz pilot kalemle de böyle ışıltıların beyazlıkların üstünden geçerdim ama burada beyazla ilgili pek sorunum olmadığı için genel sorun gövdenin üstündeki sarılar olduğu için beyaza bulaşmadım bile açıkçası. Sadece siyahla yani jel hatta şey pilot kalemi biliyorsunuz en son alıp böyle jübilem canım benim diye böyle sahneye çıkartır diva gibi her şeyin böyle kontrollerinden falan üstünden geçer detayları eklerdim. Onu bile kullanmadım. Direkt ince siyah fırçamla böyle en son siyah detaylarını koyunluklarını ekledikten sonra artık bu çizimi bitirmeye karar verdim ki şöyle bir şey oldu. Dediğim gibi çizim içime sinmediği için gövdedeki ve sipariş olduğu için asla içime sinmeyen bir şey vermeyeceğimden minik ruh hastası Tuğçe olaraktan bu çizimi çöpe atacağım. Yani çöpe atmayacağım tabii ki de bunu Niko ettireceğim. Bunu belki satarım belki bilmiyorum. Evde durur. Niko istiyorsa onun olur falan. Ona vereceğim. Kendim bu çizimi tekrardan bu kuş çizimini aynı şekilde tekrardan başlayıp hatalarımdan ders alaraktan tekrar yapacağım. İşte sipariş iş almanın kötülüğü de bu. Mükemmeliyetçilik adı altında eziyet ederekten kendimi. Neyse yaparken eğlendiğim bir şey ama gerçekten çok zorladı. O bir de hani bir yerde gövdeyi bozup tekrardan yaptım ya orada gerçekten cinnet geçiriyordum. Artık kendime falan da kızdım. Nasıl yaptım bu hatayı diye. Bir iş yaparken yani siparişsiz özellikle video çekmeyi zaten sevmiyorum çünkü dediğim gibi kafamı içine sokamadığım için uzaktan uzağa da bu ilişki yürümüyor arkadaşım yani olmuyor. Bir sonraki çizime böyle tamamen kağıtla benim aramda daha samimi bir ortam olacağı için failsiz bir şekilde, hatasız bir şekilde, düzgün bir şekilde bitiririm diye umuyorum. Neyse artık bu noktada bu videonun sona gelmiş bulunuyoruz. Umarım aşamaları anlattığım, güzel böyle bir saçmaladığım, sohbet ettiğim bu video hoşunuza gitmiştir. Eğlenirken öğrenmişsinizdir diyebilirim çünkü birkaç bilgi sıkıştırdım araya bu sefer. Sizinle çok yakında yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.